Evet hanımlar, şu ana kadar neler yaptık? Dilimizi koyduk, çullama için tavuk koyduk, haşlıyoruz. Çullamanın hamurunu yoğuruyoruz. Peki çullamanın hamurunda neler kullandın? Yumurta, tuz, su, un. Eyvah, kızımız çok heyecanlı. Heyecanlı. Esra hadi annem. Aşçı olduğunuzu da herkesten sakladınız. Bugün her şey ortaya çıktı. Bugün patlatacağız olayı. Bakalım kayınvalideler buna ne diyecek? Bugün Fatoş Hanım'ın gelini aşçıymış, bunu bizden saklamış. Bugün öğrendim ben de. Neçe aşçılar bu yarışmaya geldi gitti. Hatta lokantası olan kişiler bile geldi. Ama hiç kimse de güzel yemek yaptığını söylenemez yani. Bizden saklamış. Gelini madem aşçıymış bizden niye saklamış? Belki de gelinin yaptığı menüye güvenemediği için sakladı. Ben en son söyleyeceğim sofrada. Oo, ben söyledim bile. Benim gelinim yapar ya. Çullamaya devam eden Esra hamurunu yoğurarak istediği kıvama getiriyor. Necdet Esra'dan daha mı küçük? Evet, evet. Necdet küçük, oğlum küçük. Necdet acaba zengin mi olacak? Evet, evet, zengin olacak, öyle. Aranızda kaç yaş var? 2. Patlıcanlar at annem, közlensin patlıcanları. Anneciğim, sen nasıl yemek yapıyorsun? Bir yemek yapışım var. Keşke kayınvalidem şey olsaydı da, benim kayınvalidem rahatsız. Keşke ben onunla katılsaydım, iyi olsaydı. Yarışmamıza 55 yaşında gelin bile katıldı. Ya ben katılırım da işte kayınvalidem rahatsız olmasa. Güzel yemek yapıyor musun? Güzel. Bayılır herkes. Bütün arkadaşlarım, herkes bayılır. Esra, doğru mu? Evet, doğru söylüyor. Çok güzel yemek yaparım. Necdet kimin yemeklerini daha çok seviyor? Benimkini tabii ki. Esra güzel yemek yapamıyor mu? Hayır, anne seninkiler daha lezzetli, daha güzel yapıyorsun diye. Anne olduğum içindir ya bence. Köfteli beğendiye geçen yarışmacımız köfte harcı için soğan soyuyor. Ekmek. Ne ekmeği? Köftenin ekmeği unuttuk. Eyvah! Bize de söylemediniz. Normal ekmek olmaz mı? Tamam, evden getirecektik de evdenkini... Keşke getirseydiniz. Gelinimiz ana yemeğin köftesine girecek soğanı rendeliyor. Anneciğim, Esra Hanım neden 10 puan verdi? Dünkü 10 puan bence yani şey nispet olsun diye verdi ya. Bizlere nispet olsun diye verdi, başka hiçbir şey için değil. Peki doğru mu sence? Doğru değil. Bir orada bir şey olsun diye verdi. Anne ben saçımı takıp geliyorum hemen. Bence bugün masa çok gergin olacak. Evet, ben bugün çok gergin bir masa bekliyorum gerçekten. Gelinlerin hakkına girdi Esra Hanım dün. Onluk masa değildi. Asla değildi. İki tane gelinimiz daha yarışacak. Ya onlarınki güzelse? Ne demek yani? Haktan adaletten bahsediyorsa ben ona 6 verdiğimde o da bana en azından 5 verecekti. En büyük rakibin Aynur Hanım nasıl gelecek sence? Vallahi Aynur bana karşı çok iyi gelmeyecek gibi düşünüyorum. Yani bilmiyorum. Gerçi dün ben ona çok kötü bir puan vermedim ama bilmiyorum. Yine de bana karşı, çünkü gelinini rakip gördüğü için biraz bugün dolu gelecek gibi görüyorum. Dün kaç puan vermiştin? Dün 5 verdim ben ona. Aynur Hanım, Fatoş beni kıskanıyor dedi, doğru mu? Hayır, ne kıskanacağım? Dövmelerini bile taklit etmişsin. Fatoş Hanım beni çok kıskanıyor. İlk günden beri saçıma taktı, dövmelerime taktı, makyajıma taktı, tırnaklarıma taktı. Yani giyimime taktı, yani kıskançlıktan ölüyor gibi. Neyi kıskanayım ben onu? Kıskanacak bir yeri yok onun. Asıl o beni kıskanıyor. 53 yaşındayım ama Fatoş'tan daha genç gösteriyorum dedi. Aa, ben de 41 yaşındayım. Esra, kayınvalideni kıskanan var mı? Olmaz mı? Çekemeyen çok. Evet. Buradan da söylüyorum çok, ben. Çok etrafımda çekemeyen, kıskanan çok. Taklitlerimi yapan çok. Abinin taklidimi yapamazlar. Ben tekim çünkü. Seni kıskananlara bir mesaj göndermek ister misin? Buradan beni kıskananlara diyorum ki kıskanmayın. Çalışın, sizin de olur diyorum. Köfteli beğendinin köfte harcına soğan ve maydanozdan sonra kıyma ekleniyor. Neler yapıyorsun gelin hanım? Köftemin iç malzemesini hazırladım. Soğanını, maydanozunu koydum. Köfte harcına şimdi de kimyon ve toz biber atılıyor. Hayırdır hanımlar, ne yapıyorsunuz? Karabiber mi arıyorsunuz? Evet. Hadi gelin size karabiberi göstereyim. Nerede, sakladın mı yoksa ya? Lan? Gelin. Gelin diyor, yürü. Gelin hanım. Gelmenizi söylemiyorum, Esra'ya gelin diyorum. Ha evet. Anneciğim ne yapıyorsun? Gelin hanım bak şurada arkada. Esra. Yanmak yanmış. Ne yapıyorsun Esra? Orada değil, arkada. Evet, orada işte. Esra çabuk ol hadi. Köfte harcına karabiber dağıtan yarışmacımız taze ekmeğin içine ekleyip tuzunu ayarlıyor. Yoğurduktan sonra da dinlenmesi için buzdolabına bırakıyor. Kabaklar hangi yemek için gelin hanım? Kabak sandal. Sandal sefası. Ay sandal sefası yaptı. Yine çok basit bir ara yemek. Altında kessin mi? Arkalarını niye kesmiyor Esra?
Sandal sefasının içine neler girecek? İçerisine neler girecek? Hellim peyniri, lor peyniri, kaşar peynir. Oo, biraz farklı. Evet, biraz farklı. Okulda mı öğrendin? Hayır, babaannemden öğrendim. Babaannen de mi aşçıydı? Evet, babaannem de aşçıydı. Anneciğim, sen çalıştın mı? Ben pastanede çalıştım. Ne? Pasta, börek, baklava, yaş pasta, açma, su böreği, boyoz. Anneciğim, şık ve neşeli görünüyorsun ama bunun altında büyük bir yaşam mücadelesi var. Çok büyük bir yaşam mücadelesi var. Çok büyük bir üzüntü, acı, keder var. Ama ben onu yansıtmıyorum. Çünkü onlar hep geçmişte kaldı. Arkama attım her şeyi. Yani bir de hep eskiden de öyleydim. Yani çok acılar çeksem bile hep neşeli bir halim vardı. Hep böyle güler yüzlüydüm. Hayata hep pozitif bakıyordum. Diyordum bir gün kader bana da gülecek. Çok güzel şeyler oldu o da. Kader sana güldü, babamı karşılaştın. Sandal sefası için ikiye kesilen kabakların içi alınıyor. Sandal sefası çok basit değil mi? Değil, nasıl basit? Oyuyor bunları tek tek benim kızım. Kızartıyor, içine hazırlıyor. Neresi basit ya? Neresi basit? Ama öyle diyecekler. Derlerse karşılığını alacaklar benden. Bugüne kadar susan Fatoş bugün konuşacak. Hadi annem sadece kızım yetiştirsin. Anneciğim, içinden bir canavar çıktı. Evet. Esra, kayınvaliden hep böyle mi? Evet, öyleymiş. Süt ne için? Tatlım için. Tatlımız neydi? Magnolia. Muzlu ve kivili. Evet. Anneciğim, kızımızın kafası karışık. Karışık, o dalgın ya, heyecanlı. Magnolia tatlısının muhallebisi için 1 litre süte birer su bardağı şeker ve un konuyor. Magnolia, bardakta sunum yapılan bir tatlı, puding şeklinde, altında bisküvi, üstünde krema, yok işte çikolata sosu falan, çok basit bir tatlı. Ne kadar un koyacaksın? Normalde bir çay bardağı olması gerekiyor. Ne arıyorsun? Yarısı kreterde, annem mısır nişastası. Mısır nişastası hemen orada. Göremiyor musun yoksa? Vallahi göremiyorum ya. Esra, muhallebiye ne atıyorsun? Hadi mikser vanilya. Söyle ya, nerede? Mısır nişastası nerede? Vanilya atıyorum. Mısır nişastası nerede? Mısır nişastası işte burada. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu arada ben bunun şekerine bakacağım bir. Tabii ki bakabilirsin. Muhallebiye mısır nişastasından sonra kaymaklı bisküvinin kaymağı konuyor. Neden kaymak koyuyorsun? Lezzet versin diyor. Hadi annem, hadi. Normalde magnolia'nın içerisine... Hadi. Bir baharat var, onu katıyorlar. Ama baharatı maalesef bulamadığım için. Normal kaymak olmaz mı? Hayır. Yok, farklı. Bunda bir tat veren bir şey var. Kızartıp hemen 2 dakika karıştırabilir miyim? Normalde karıştırılabiliyordu. Evet, biz her gün bakıyoruz. Niye böyle? Niye öyle yani? Bize neden böyle yapıyorsunuz? Bize tuzak mı kuruyor? Yoksa öbür kayınvalidelerden yanı mısın? Ha, söyle bana. Konyalıyım ben, senden yanayım. Çok az karıştırabilirsin. Esra, üzerime yağ sıçrar mı? Sıçrar tabii süslü anneciğim. Ben bunu atayım, sen elleme. İnanmıyorum, korkarak karıştırıyorum. Gelecek, üzerim bakacak. Merak etme, kocan yenisini alır. Ama burada çirkin çıkarım sonra. Senin yanında muhakkak yedek vardır. Yedek var, giyerim, evet yedek var. Kaç kıyafetle geldin? Bugün 4 tane. 4 tane mi? Tane. Daha 2 tane giymediğim kıyafetim var. Giyebilirim aralarda, değiştirebilirim. Sandal sefasının içi alınmış kabakları kızarmaya devam ediyor. Anneciğim, neden sahte dövme yaptırdın? Vallahi dedim yani, ben beyaz tenliyim, ben de daha güzel durur dedim. Bir yaptırayım dedim. Yaptırdım, geldim. Ne olmuş yani? Bir şey olmadı. Yakıştı mı peki? Yakıştı, çok güzel oldu. Onun gerçeğini yaptıracağım da cesaret edemiyorum ben. Acıyor. Hani böyle iğneler girip çıkıyor diyorlar ya, acıyacak. Benim de dövmem var anneciğim. Hiç acımıyor. Vallahi sen de... Bak kolumda. Aa, acımıyor. Halbuki babam da var, eşim de var ama... Benim eşimde de var. Oğlumun Necdet'in her yerinde var. Sırtında, kollarında, her yeri. Sen nereye dövme yaptırmak istersin? Ben burama yaptırırım. Bir de buramı benim cam kesmişti temizlik yaparken. Ya! Cam kırılmıştı, bir burama isterim. Burada çizik gitsin diye kestik. Sandal sefasının kızaran kabakları alınıyor. Şey. Eyvah! Yaktın kız adamı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.